Ben bu mesleğe 7-8 yaşlarında başladım. O zamanlar işletmeyi rahmetli babam çalıştırıyordu abilerimle beraber. Babam da bu mesleği babasını öğrenmiş. Dedemizden süregelen bir meslek bizim. Biz üçüncü kuşağız. Yaklaşık ben bu mesleği abilerimle beraber 40 senedir yapıyordum. Abimin bir tanesi geçen sene vefat etti. Öbür abimle beraber şu anda yine aynı mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürün çobanlarının üzerine giymiş olduğu kepeneklerin imalatını yapıyoruz. Daha sonra yatakların üzerine bel ağrısı olanlar için yatak keçeleri, ince kumaş halinde bel korseleri yapıyoruz. Turistik amaçlı böyle patikler, şapkalar, İtalyan yünlerden yapılan şapkalar, renkli yünlerden onları yapıyoruz. Yani yün olduktan sonra aklınıza ne geliyorsa her türlü imalat yapma imkanımız var. Ama şu anda Türkiye'de 10-15 işletme kalmadı atölye olaraktan çalışan şu anda. Bizim en büyük işte sıkıntımız dışarıdan bir eleman gelip de bir çocuk gelip de bu mesleğe havaslanıp da mesela bu mesleği öğrenmeye çalışmaması. Ha, böyle fantazi şeylerde mesela küçük minyatür şeylerde bu işi yapan çok. Efendim bir tane çantı yapıyor, bir tane kuş resmi yapıyor bu ithal yünlerden. Öyle keçeci çok. Ama büyük parçaları yapmaya geldiklerinde ona bir atölye gerekiyor. Ona bir hizmet gerekiyor. Bu bizim önemli olan yerli yünlerimizden keçi imalat yapıp da ben keçiciyim diyebilmek yani. Yurt dışından gelen ithal yünlerimizden keçelerin sıkışması çok kolay. Onları evde şimdi bayanlar da yapıyor. Küçük minyatür şeylerden biz keçeciyiz diye kendini reklam ediyorlar yani.